Vücudu sarsmak gerekiyor bence. Yani. Bir antrenman yapıyorsun lan. Evet. Sırt antrenmanı başlıyor. Evet, herkese selamlar. Yeni bir vloga hoş geldiniz. Aslında bugün vlog tadında değil de böyle bir challenge tadında video yapacağım. Orkun'un serisi gibi olacak ama kendime meydan okuyacağım. Tam 30 gün boyunca deli gibi spor yapacağım. Beslenmeme dikkat edeceğim. Yani 30 gün içinde geçirebildiğim en büyük değişimi geçirmeye çalışacağım. Bu 30 günlük süreç aslında beni çok çok zorlayacak. Bunu biliyorum ama artık bence biraz zorlanmam gerekiyor. Çünkü 2 yıldır normal kilomun çok çok üstündeyim. Totalde 23 kilo aldım. Tabii bir kısmını verdim. Ama böyle vücudu sarsmak gerekiyor bence. Bayağı abanacağım kendime. Hem kendime meydan okuyacağım hem sınırlarımı zorlayacağım. Birazdan zaten üstümü falan çıkaracağım. Vücudumun ne halde olduğunu göreceksiniz. Hava sallanıyor. Öncelikle günde 2 tane antrenman yapacağım. 30 gün boyunca toplamda 60 antrenman yapacağım. Sabah kardiyo, akşam ağırlık antrenmanı şeklinde ilerleyecek. Bu arada spora sıfırdan başlamıyorum. 1,5 aydır düzenli olarak spor salonuna gidiyorum ve gerçekten çok güzel spor yapıyorum. Fakat çok fazla bir değişim elde edemedim. Sebebi... Yememe hiç dikkat etmedim. Eski yeme alışkanlıklarımı sürdürerek sporla götürmeye çalıştım. Evet, değişiklik var ama çok fazla değil. Yani 1,5 ayda toplamda adaptasyon sürecini falan da dahil ediyorum işin içine. 3,5-4 kilo arası verdim. Normalde o spora, o efora benim 8-9 kilo vermem gerekiyordu. Şimdi bu alışkanlıkları sıfırlayıp gerçekten kendimi çok zorlayacağım. Sıfır şeker, sıfır ödül öğünü. Öyle gönlüm kaydı, bir lokma ağzıma attım diye bir şey yok. Ve günde tam 5 litre su içeceğim. Şimdi neden 5 litre su içeceğim? Zaten günde 2 tane antrenman yapacağım ve ben normal standart bir insanın çok çok üzerinde terleyen biriyim. Yani o yüzden 5 litre dedim ama en az 5 litreden bahsediyorum. Mutlaka bunu tüketeceğim çünkü ne kadar fazla su içersem içeyim idrarım hala böyle terlememden dolayı sarı renkli çıkıyor. Aslında böyle suya yakın bir renk olması lazım. O yüzden su tüketimini de dediğim gibi bayağı arttıracağım. Bu deneyimlediğim 30 günlük süreci de böyle parçalar halinde sizlerle paylaşacağım. İşte antrenmandan kesitler, yediğim yemeklerden kesitler. Bu tarz şeyleri de araya ekleyeceğim. Şunu da belirtmek istiyorum. Kalori açığını sporla oluşturmaya çalışacağım. Yani atıyorum benim günlük tüketmem gereken kalori miktarı 3000 ise 2500 tüketeceğim. Küçük bir kalori açığı oluşturacağım. Üstüne spora abanıp daha da genişleteceğim bunu. Çünkü aç kalarak yapılan ve bu kadar yoğunluklu antrenmana sahip olan bir planda kendini aç bırakmak çok sağlıksız olur. O yüzden beslenmemden çok kısmayacağım ama tertemiz besleneceğim. En ufak bir ödül öğünü veya kaçamak olmayacak. Bu arada bu challenge'a yarın başlıyorum. Size tarihleri falan da göstereceğim. Ama bugün kendimi tamamen free bırakacağım. İstediğimi yiyip içeceğim ve acısını çıkaracağım. Çünkü 30 gün boyunca sıfır. En sevdiğim şeylerden feragat edeceğim. Bence bir ödül öğününden ziyade ödül gününü hak ediyorum. Normalde 1 Ağustos'ta başlayıp 1 Eylül'de bitirmeyi düşünüyordum. Fakat pazara denk geldiği için dedim ki hafta başı başlayayım. Yani bu challenge'a 2 Ağustos'ta başlayacağım. 2 Eylül'de bitireceğim. Ve size buradan göstererek bakın işte bugün 1 Ağustos falan demek istemiyorum. Bunu kanıtıyla göstermek istiyorum. Bugün günlerden ne? Bilmem oğlum, ölçmedim ki ama. 2021 Pazar. Siri yalan söyleyemiyor, onu söyleyeyim. Yani bu bir kanıttır. Şimdi hiç videoyu kesmeden de üstümü çıkaracağım. Hadi bakalım. Şu an benim gündelik fiziğim bu. 1 Ağustos pazar günündeyiz. Bu arada daha da kötüydü fiziğim. 1,5 aylık sporla her ne kadar yediğime dikkat etmesem de ufak tefek toparlamalar oldu. Ama yine çok çok fazlam var hala. Acayip merak ediyorum. Videolu olarak size kanıtlayacağım. Fotoğraf yerine video kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü Photoshop gibi bir ihtimal kalkıyor ortadan. Öyle fotoğraflarını falan paylaşıyor bazıları. Onlara pek güvenmeyin. Bizde yalan yok baba. Şeffaf. Şöyle durayım. Şöyle kolumu kaldırayım. Göbeğimi şişirmiyorum. Şişirmiş hali bu. Çektiğimde de böyle. Şu an bu normal salık hali. Kollarım bıngıl bıngıl. Buralar efsane zaten.
Şu an memem, göbeğim bildiğiniz var zaten görüyorsunuz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben genetik olarak acayip bir yapıda insanım. Bacak bölgem kilo almıyor. Zaten normale göre de zayıf. Normale göre dediğim üst fiziğime göre zayıf. Bu genetik. Çok değiştiremiyorum. Her ne kadar bacağıma abansam da çok geliştiremiyorum. Kilo aldığım zamanda da alt ince kalıyor. Zaten ince. Üst şişiyor. Patlayınca böyle raptiye gibi geziyorum. O yüzden böyle proporsiyonu düzeltmek için kesinlikle düzgün bir şekilde yağ yakmalıyım. Baba sallanıyor. Bu arada bu değişim tamamen doğal olacak. Yani herhangi bir ilaç vesaire kullanmayacağım. Hatta ilacı falan geçsin, supplement bile kullanmayacağım. Supplement kullanmak doğallığı bozmayan bir şey. Ama ben sadece doğal besinler tüketerek devam edeceğim bu 30 gün boyunca. Evet, şimdi bu videonun benim için en zevkli kısmına geçelim. Hadi biraz pislik beslenelim. Abi şimdi yemek sepetinde ve getirde dolaşıyorum ama karar veremiyorum yani. Düşünsene 30 gün boyunca. Düşüncesi bile kötü ya. Pizza geliyor aklıma. O hamburger geliyor. Abi İskender yiyeyim ya. Ne pizzası ne hamburgeri ya. Hemen. Getirden 200 gramlık İskender siparişi verdim. Akşamda bir tatlı gömeriz. Kıyağından bir waffle. Waffle yerim herhalde. Sonra maraton başlasın. Arkadaşlar ben başlıyorum. Şimdiden helal edin. Hadi bakalım. Bu arada günün ilk öğünü bu. Hiç kahvaltı falan da yapmadım. O yüzden çok açım. Kesinlikle doğru bir tercih yapmışım yani. İnsan bir yanına ayran, kola bir şey söyler değil mi? Abi ben çok vizyonsuz bir adamım ya. Oy, yaşandı ve bitti. Evet, selamlar. Akşam oldu. Şöyle de göstereyim. Bir şey söyleyeyim mi? O İskender'i yedikten sonra hiç acıkmadım ya. Hala karnım tok ama waffle yiyeyim dedim en son. Gittim aldım bu arada. Çok da yorgunum, belli olan tipimden bilmiyorum. Tipe bak. Çok uzun süredir de waffle yemiyordum. Herhalde bir 3 ay falan olmuştu. Ha bu da çok tatlı be. Of çok iyi. Çok iyi. Abi tatlı dünyanın en güzel şeyi olabilir ya. Valla kusura bakmayın, keyfini çıkara çıkarayacağım çünkü o 30 günü düşünemiyorum yani. Söyleyince kısa geliyor ama geçmek bilmiyor gibi. Neyse ben şunu yiyeyim, birkaç bölümde dizi izleyip uyuyacağım. Sonra sabah saat 9'da kalkıp kardiyo antrenmanına başlayacağım. Evet, başlıyoruz. Evet, şu an birinci günümdeyim ama inanılmaz bir şanssızlıkla başladı. Cenabetlik demek daha doğru olur belki, bilmiyorum. Abi bir uyandım, yüzümü yıkayayım dedim, su yok. Elektrik de yok. Normalde oturduğum sitenin küçük bir spor salonu var. Orada yapacaktım kardiyoları. Sabah duşumu alıp işe geçecektim. Akşam da spor salonuna gidecektim. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Hem su hem elektrik aynı anda yok. Şu an güvenliği arayacağım, sebebini soracağım. Büyük ihtimal herkes benim gibi aramaya çalışıyor. Şu an meşgul çalıyor. Çünkü oturduğum sitede yaklaşık 200 tane konut var. Bu yaz gününde hem klima falan yok, su yok. Eyvah eyvah. Şimdi inip soracağım akıbeti ne olacak diye. Bu arada size yüzümü de göstereyim. Böyle buralarım benim dolu dolu oluyor kilo aldığım zaman. Bayağı şişiyor yani. Böyle altta gıdık çıkıyor falan. Hatta şöyle göstereyim. Boynumu kaşındırdığı için ben sakallarımı kesiyorum boyun kısmından itibaren. Normalde zayıf olduğumda bu çenemin kemiklerinin alt kısmına geldiği için gözükmüyordu. Şimdi bakın şurada. Kestiğim yer falan belli oluyor. Yüzümün de değişmesini çok istiyorum. Böyle bir doluluk beni rahatsız ediyor. Çünkü alıştım böyle kemikli bir çeneye. Baksana abi, yarım kilo yağ var burada. Spor salonuna gideceğim. Önce yine bir duş alırım. Ardından... Lan! Elektrik geldi. Ama su yok. En iyisi dediğim gibi gideyim spor salonunda bir duş alayım. Ayılayım. Ondan sonra kardiyomu yapayım. Tekrar duş alayım, sonra işe geçeyim. Neyse hadi. Kardiyoda görüşürüz. Evet, ilk kardiyomuzu yaptık. Tam böyle çıkıp spor salonuna gidecekken sular da geldi. Dedim tamam hadi burada yapayım. Duşumu alıp kaçarım. Şöyle göstereyim üstümü. Felaket terledim. Yemişler de belli oluyor. Uyandığımdan beri hiçbir şey yemedim. Aç karnına yapıyorum kardiyoyu. Bu arada yağ yakımının biraz daha kuvvetli olması için ve uyandığımdan beri 2 litre su içtim. Ve bir şey söyleyeyim mi? Acayip keyif aldım nedense bilmiyorum. Belki 3-4 gün sonra bu keyif yok olabilir ama açtım metal müziğimi de. Bangır bangır kulağımda çaldı. Bir yandan koştum, bir yandan yürüdüm böyle. Yani işte 3 dakika koşuyorum, 2 dakika yürüyorum, 3 dakika tekrar koşuyorum gibi bir antrenman oldu. Evet, hadi bakalım. Evet, hadi bakalım ya. Hadi ben işe kaçıyorum. Evet, söz verdiğim gibi antrenman kısmını da göstereceğim demiştim sizlere. Sizi hocamla tanıştırayım. Hocaların hocası Ufuk Doğan. Tam 5 kere Türkiye şampiyonluğu var. Hocam bugün ne yapacağız antrenman? Bugün seni biraz yoracağız.
Bugün biraz yoracağız diyor ama her defasında böyle beni sıçırtıyor, öyle söyleyeyim. Bu arada şunu da söyleyeyim, cinsiyetçilikle alakası yok bu söylediğim şeyin. Erkek gibi üst, kadın gibi bacak çalışıyoruz. Değil mi hocam? Diyette ol, olma. Hocamın her zaman söylediği şey, antrenman dediğin sert olur. Zaten anlamışsınızdır. Kendine ne yaptırıyorsa bana da onu yaptırıyor. Kendimde seni uyumluyum. Ne çalışıyorsa bu. Hocam bir de ekstra şov yapabilir kamera karşısındayız diye. Zaten antrenman sonrasında göreceksiniz halimi yani. Zaten en büyük şov. Evet, gerçi doğru. Hadi sizleri de daha fazla bekletmeden antrenmana geçelim. Hocam bari az tekrar çok kilo bozulmasın. Yanlış yapıyorsun. Yavaş yavaş ısınıyoruz. Isınmadan sonra şov başlasın. Bunların yasaklanan reklamı. Nabız partisi başladı. Bacak antrenmanında 180-190'lara kadar yükseliyor. Duyguları? Darmadağın. Daha yeni başladı terleme ya. Motivasyon konuşmaları falan yok bu videoda. Selam olsun. Merhabalar. Antrenman yapıyorsun lan. Evet. Kolay gelsin hocam. Şöyle. Ya şöyle sıkılır kol ya. Elim falan kesilecek benim ama. Ufuk Hoca kesecek beni, yine avlu getirmeyi unuttum yani. Sırta geçiyorsak bir hareket yapacağım, gel. Şimdi sırt antrenmanı başlıyor. Hoca gördü, kaç kaç kaç. Karşısında ne duruma düşürüyorum. Neden? Bu hareket benim fitness body'de en sevmediğim hareket. Nedeni bellidir, neden sevmediğim. Öyle bir fonksiyon yok bende. Yapamıyorum. Şimdi berbere gidiyorum. Seçkin baba beni almaya geliyor. Saçları kestireceğim abi. Günde 3 kere duş almaktan sıkıldım. Günde 2 antrenman yapıyorum. 3 duş alıyorum. Bir 3 numaraya vurduralım değil mi? Bak 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 bak. Allah mısın be? Selam aleyküm baba. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun abi? İyisin. İyiyim vallahi, ne olsun. Seviyor musun bu hayatı? Senin kadar olmasa da. Yok canım, benim kadar sevemezsin zaten. Söylediğim gibi tıraş olmaya gidiyoruz. Antrenmandan çıktım. Bu arada antrenmanı çok zor çıkartıyorum. Yani ağırlıklarım yarıya falan düştü. Sebebi ise ketojenik besleniyorum. Yani sıfır karbonhidrat besleniyorum. Yağ ve protein alıyorum. Bir 5 gündür falan buna devam ediyorum. Vücutta hiç böyle glikojen kalmadı gibi bir şey. Direkt böyle ağırlıklar çakıldı. Ama yağ yakmak için bunu yapmam gerekiyor sanırım. Çok karizmasın ya. Ben mi? Ulan ölüyorsun be. Gidiyoruz dedin, geldik. Kaşına gözüne 10 tane adam ölür he. Şimdi berberimle de tanışacaksınız. Ben manyağın teki. Kahvaltı bile etmedim. 2 tane antrenman yaptım. Bitik durumdayım. Yaklaşık 24 saattir bir şey yemiyorum. Berberden çıkınca bir yemek yiyeceğim. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun reis? İyiyim, sen nasılsın? Kökçeli gördüm, daha iyi oldu. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim, ne hayırlısı olsun. Ne hayırlısı olsun. Şimdi benim saçları 3 numara yapacağız ha. Eskisi gibi. Özlemişindir. Tırstım yani. Hadi abi, yine formundasın ha. Buradan takipçilerime bir şey söylemek ister misin? Bir takip edin yani. Ha, abone olun. Ha, abone olun. İşte abone olun. Like atın. Hadi başlayalım. Yanlış tıraşla girip yanlış tıraşa gidiyoruz valla. Böyle kalsın mı?
Evet, saçları kestirdim. Bayağı garip hissediyorum. Uzun süredir böyle kısa kestirmemiştim. Çirkin olduğu, güzel olduğu hiç bakmadım açıkçası. Rahat edeyim diye yaptırdım. Gerçekten çok sıkıldım artık sürekli böyle saçlarımı yıkamaktan vesaire. Zaten saçlarım kalın telli keçe gibi oluyor. Böyle rahat edeceğim gibi. En azından bu challenge bitene kadar kafa böyle. Bu arada berberden sonra yemek yedim, onu çekemedim. Çünkü gerçekten bayılacak gibi oldum. Bayağı kötü oldum. Bir daha böyle yapmayacağım. Açım bu arada, aç geldim. Normalde yemek yemeden ağırlık antrenmanına girmiyorum. Bugün erkene çektik. O yüzden böyle oldu ama bir daha asla. Allah aşkına onu yapmayalım, çok ağır, gerçekten diyorum. Fenalık bastı bana. Çekme vallahi, çekme.